Bakınız biz çok çok noktalarda imtihanı kaybediyoruz. İmtihanı kaybetmememiz için bunu söylüyorum. Şimdi gelin bir örnekleme yapalım. Şu mahallede iki komşu arasında bir husumet başlıyor. Bir kavga dövüş başlıyor. O iki komşu arasındaki husumet giderek büyüyor. Bunu kim duyuyor? Yan taraftaki, öndeki, arkadaki, sağdaki komşular da bunların durumundan haberdar. Şimdi sana bir imtihan başladı. Şimdi sen ne diyorsun? Yesinler birbirini. Birbirini yesinler. Al birini vur öbürüne. Bu bir kişi, bu bir tavır. Öbürü, ya bana ne ya? Bana ne? Öbürü Halil'e söylüyor, ya Halil kardeş şu işe bir bakalım, bunlar yazık, bunlar bizim mahallede, bunlar bizim komşumuz, bunlar bizim insanımız. Bunlara bir gidelim, bir aralarını bulmaya çalışalım diyorsun. Halil diyor ki sana, dünyayı sen mi düzelteceksin? Sana ne ya? Sonra sen de başın belaya gider. Sana ne? İyi dinleyin beyler. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil münker. Ayeti kerimesine göre saydığımız, örnek verdiğimiz bu tiplerin hiçbirinde hayır yoktur. Hiçbiri de hayırlı değildir. Hayır değildir bu. Siz ya iyiliği, siz bütün milletlerin içerisinden çıkarılmış en hayırlı toplumsunuz. En hayırlı olan toplumun iki özelliği var. Bir, iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırır. İşte sen bu mahalledeki, işte sen komşunla olan münasebetinde beni alakadar etmez diyorsan bu iki özelliği kaybetmişindir. Bu iki özelliği kaybeden toplumları tarihte Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Allah onlara alçaklık ve zillet mührü vurdu. Görüyor musunuz? Biraz önceki tavırı sergileyen insanlar zilleti yaşıyordu.